Durdursunlar arabayı. İyi misiniz hünkârım? Askeri alayınız için tüm hazırlıklar tamam. Payitahta gidebiliriz. Arzu ederseniz saray burnuna geçelim hünkârım. Mermer köşkten gireriz saraya. Ben sarayımdan nasıl atın üzerinde çıktıysam yine atın üzerinde girerim Bayezid. Nasıl olur vaziyetiniz? Thank you.
madem. Validem ne oluyor? Babam döndüğü vakit en çok siz sevinirdiniz. Neşeniz, gülüşünüz eksik olmazdı. Oysa şimdi keder var gözlerinizde. Yaş var. Sevinç gözyaşları bunlar. Malum. Bu sefer uzun sürdü ayrılık. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Bir seferden daha zaferle döndünüz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş buldum Fatma. Çekilebilirsiniz. Hünkârımızın hali hiç iyi değil validem. Mutlaka bir şey olmuş. Yol yorgunluğu olsa gerek. Öyle değil mi validem? Sizler de ailenize gidin. Validem. Bayezid. Aslan şehzade. Müsaadenizle ben hekim çağırayım hünkârım. Şimdi değil. Hünkârımızın nesi var? Elini öpmemize dahi müsaade etmediler. Uzun bir yoldan geldik Mihrim'e. Bizim de vaziyetimiz aynı. Size söylemiştim. Müsaade edelim de hünkârımız istirahat etsinler. Rüstem Paşa. Sefer nasıl geçti Bayezid? İşittiğime göre çadırından pek çıkmamışsın. Yanlış işitmişsin Selim. Van muhasarasında elimde kılıç en ön safta yer aldım. Senin gibi sarayda oturmadım yani. Devlet kılıçla değil, akılla yönetilir diyen sendin. Hünkârımızın yokluğunda benim de yaptığım budur. Birbirinizle hasret gidermek yerine böyle münakaşa mı edeceksiniz? Thank you.
Tekin bir baksın hünkârım. İhmale gelmez. Çekilebilirsin. Hiç değilse yatağınıza kadar ben size... Sana çekilebilirsin dedim. Hiç kimseyi de içeri alma. Emredersiniz hünkârım. Sen kimden, neyi saklarsın? Hasan Paşa, bana hakikati söyle. Sultanım, boşuna telaş ediyorsunuz. Şehzademizin de dediği hasta gibi... Hasta olduğunu biliyorum. Siz nasıl? Ne oldu? Neyi var? Anlat. Hünkârımız ordugâhta... Herkesin gözünün önünde yere yığıldı. O vakit öğrendik ki rahatsızlar. Yol boyunca da ateşler içindeydi. Nedir bu illet? Ayaklarında şiş ve iltihaplar mevcut. Hekim başının söylediğine göre nikriz. Bir tek o da değil. Ateşli bir hastalığa da yakalanmışlar. Ateşli mi? Hekimler henüz ne olduğunu bilmiyor. Hastalığın seyrini bizden başka bilen yok. Bilmeyecekler de. O vakte kadar biz tedbirimizi alıp hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Ne tedbirinden bahsediyorsun sen? Ne hazırlığı? Allah korusun. Emri hak vuku bulursa... Şehzademiz Beyazıt'ın sulh içinde tahta çıkmasına... Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu senin Rüstem Paşa? Hünkârımız ölmeden toprağa mı koyacaksın? Bağışlayın sultanım. Lakin hastalık ciddi. Ölüm tehlikesi olabilir. Bir vezir-i azam olarak her şeyi düşünmem icap eder. Düşünme. Silah bu ihtimali kafandan. Zira hünkârımız iyileşecek. Çaresini bulacağım bu illetin. Cehennemin yedi kat dibinde olsa bile o çareyi bulup çıkaracağım. Sultanım. Sefere gitmeden evvel sana bir emir vermiştim. Elkas Mirza, o seferden zinhar dönmeyecek demiştim. Elkas Mirza nerede? Ona ne oldu? Sefer esnasında Huri Cihan'dan haber aldın mı hiç? Kütahya'da beni bekliyor. Yaptığını bir türlü azmedemiyorum kardeşim. İstesem de affedemiyorum. Tıpkı ondan vazgeçemediğim gibi.
Her suçun bir cezası, her cezanın bir nihayeti vardır Beyazıt. Hurcan yaptığı hatanın bedelini ödedi. Daha fazla hem kendine hem ona eziyet etme. Bir müddet daha ayrı kalacağız. Neden kendi sancağına gitmek yerine buraya geldin? Babam mı istedi bunu senden? Gel. Şehzadelerim. İnşallah münasebetsiz bir vakitte gelmedim. Olur mu sultanım? Buyurun. Müstakbel zevcim, Elkas Mirza'yı merak ettim. Seferden sizle beraber gelir, nikahımız kıyılır diye tahmin etmiştim. Elkas Mirza, vaat ettiği Türkmen ve Acem desteğini sağlayamadı sultanım. Acem devletinin sahibi Türkmenler kimi isterse o şah oluyor. Sefer esnasında bizi hayli müşkül vaziyete soktu. Bu yüzden hünkârımız bizimle dönmesini istemedi. Ne diyorsun sen Bayezid? Nereye gitti peki? Malumatım yok sultanım. Rüstem Paşa'ya sual edin. O size meseleyi teferruatıyla izah edecektir. Çekil önümden Lokman. Bağışlayın sultanım. Hünkârımız istirahat ediyorlar. Katiyen alamam içeri. Her şeyi biliyorum. Hünkârımızın vasiyetini. Sefer esnasında başına gelenleri. Şimdi. Çekil önümden. Yoksa kelleni alırım senin. Nasıl girersin içeri? Lokman! Değil Lokman. Bütün cihan önümde dursa da nafile. Yıkar geçerim. Süleyman. Saadetlim. Yıldızım. Sebebi varlığım. Canım. Canıma padişahım. Hasretinden yanmış, yanıp da kül olmuş bu zavallı kuluna acı. Merhamet et. Bırak da yanında kalayım. Hiç olmazsa bu mübarek elini tutayım. Süleyman. Afife bana her şeyi anlattı. Demek Afife beni dinlemedi. Emirlerimi hiçe saydı ha? Süleyman. Afife vefat etti. Ne? Afife öldü mü? Hakkı rahmetine kavuştu. Nasıl oldu? Bir kazada kaybettik. Son nefesinde bu sırrı paylaştı benimle. Yanında olup
derdine derman olabileyim diye. Nasıl oldu bu kaza? Rahmetli Şehzademiz Mehmet için vakfımda Kur'an okuttum. Oradan camiye giderken oldu. Sokağın içinde bir inşaatın tepesinden yağmur gibi taşlar yağdı üzerimize. Sen nasılsın peki? Şükürler olsun. Rabbim korudu. Beni sana bağışladı. Tıpkı seni bana bağışlayacağı gibi. İstirahat etmelisin Süleyman. Sana ellerimle bakacağım. Saatine kavuşman, eski haline, saadet dolu günlerimize dönmen için ne icap ediyorsa yapacağım. Hünkârımız nasıl oldu da Mirza'yı gönderdi? Allah'ım inşallah başına bir iş gelmez. Sultanım. Az evvel aldım haberi. Çok üzüldüm. Ne diyorsun sen Mihrimah? Hay Allah. Elkas Mirza'nın başına gelenlerden haberiniz yok mu? Hünkârımızın onu Acem diyarında bıraktığını öğrendim. Elbette geri gelecek. Dönmesi pek mümkün değil. Elkas Mirza maalesef birader Tahmasp'ın eline düşmüş. Onu zindana atmışlar. İdam kararı da verilmiş. Belki çoktan asılmıştır. Yalan söylüyorsun. Ben sana inanmıyorum. Rüstem Paşa odasında. İsterseniz ona sual edin. Yazık. O kadar da ümitlenmiştiniz. İkinci bağrınızı yaşayacaktınız. Lakin kader. İnsanın baharı bir anda böyle kışa dönüveriyor işte. Sefere giden ağalarla konuştum. Herkes saklamaya çalışıyor lakin hadise ayyuka çıkmış. Hünkârımızın Allah şifa versin hasta olduğunu söylüyorlar şehzadem. Anlamıştım paşa. Hünkârımız bizi bir an evvel huzurundan gönderdiği vakit anlamıştım. Nesi varmış hünkârımızın? Hekim başıyla görüştüm lakin o kadarını öğrenemedim şehzadem. Ser veriyor, sır vermiyor. Tembihlenmiş belli ki. Bu kadarı bile vaziyetin ciddi olduğunu gösteriyor. Bayezid aklınca vaziyeti saklamaya çalışıyor. Kim bilir neler kuruyor kafasında. Kim bilir neyin peşinde. Böylesine hassas bir vakitte bilhassa sessiz kalmayı tercih etmiş olmalı. Tahtın hesabını yapıyor desene şuna paşa. Ne kadar saklamaya çalışsak da hünkârımızın vaziyeti elbet işitilecektir. Dikkatli olmalıyız. Yeniçeri de boş durmayacaktır. Ferhat Ağa hünkârımızı o vaziyette gördü ya, Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması için gün sayıyordur. Sultanım. Rüstem Paşa. Elkas Mirza. Nerede? Nasıl? Derhal izahat ver bana. Tahmasp'ın eline düştü diyorlar, doğru mu? Maalesef doğru sultanım. Elkas Mirza vaatlerini yerine getiremeyince hünkârımız yanlarında istemediler onu. İnanın bana onun için elimden geleni yaptım.
Lakin ne yaptıysam hünkârımızı ikna edemedim. Siz mi düşmana teslim ettiniz onu? El-Kas Mirza kendi başına hareket etti. Merivan şehrine sığınmış. Haberi alınca Tahmasp da şehri kuşatmış. El-Kas Mirza mecburen teslim olmuş biraderine. Tahmasp bunu Kahkaha Kalesi'ne kapatmış. Muhtemelen idam edilecektir. Üzgünüm sultanım. Hünkârımız sizi kabul ettiler mi valide? Bilmenize icap eden bir husus var. Bunu başkasından öğrenmenizi istemem. Gel. Validem, beni çağırmışsınız. Gel otur Selim. Hünkârımızın epeyce vakittir devam eden bir rahatsızlığı var. Ne rahatsızlığı valide? Telaş etmeyin. Ateşli bir hastalık. Lakin hekimler müsbet konuşuyor. Allah'ın izniyle yakında iyileşecek. Amin. Sen biliyordun ve mahsus söylemedin, öyle değil mi? Bu benim tercihim değil Selim. Hünkârımız böyle istedi, yoksa neden saklayayım? Vaziyetten kendine menfaat sağlamak için olabilir. Aklın sıra kimse öğrenmeden hazırlıklarını yapacaktın değil mi? Ne hazırlığı? Sen. Sen kimsin de beni böyle bir alçaklıkta itham edersin? Bayezid, benim burada olduğumu unutmayın. Validem, işitmediniz mi dediğini? Gün münakaşa günü değil. Birbirimize düşme günü değil. Aksine bir olmalıyız. Zira bizim bizden başka dostumuz yok. Bunu sakın unutmayın. İlaveten, hünkârımıza dua etmekten başka en ufak bir adım atan olursa karşısında beni bulur. Anlaşıldı mı? Bayezid. Aklımın ucundan dahi geçmez. Âlâ. Mihrimah. 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 Nereye gidiyorsun? Validem, babamı görmem lazım. Onu görmeliyim. Soluğunu işitmeliyim. Henüz değil. İstirahat ediyor. Vücudu güçsüz ve yorgun. Sana söz veriyorum. Biraz düzelsin, birlikte gideceğiz onu görmeye. Ya düzelmezse? Ya ona bir şey olursa? Allah esirgesin. Ay parça.
Bilhassa senin varlığın mühim. Bu zor günlerimizde yanımda olmanı istiyorum. Zira bu halimizden medet umanlar olacak. Bizi can evimizden vurmak için toplarıyla, tüfekleriyle saldıracaklar. Onlara karşı dik durmalıyız. Güçlü durmalıyız. Bir an tereddüt edersek ciğerimizi sökerler. Kardeşlerini elimizden alırlar. Anladın mı? Biz güçlü durmazsak bu zalimler iktidara yürür. Bayezid'e kızıyorsun ama sen de pek şaşırmadın bu hastalık haberine. Doğru. Kimden öğrendin? Rüstem mi söyledi yoksa? Rüstem de biliyor yani. Şimdi anlıyorum. Her şeyi düşünmüşsünüz. Validem söylemese saklamaya devam edeceksiniz. Hünkâr babamız hasta Selim. Onun için üzüleceğin yerde şu aklından geçenlere inanamıyorum. Gerçi niye şaşırıyorsam, senin tıynetin bu işte. Madem herkes biliyor, bunu Mustafa abin de öğrenmeli. Onun da burada olması icap eder. Bir mektupla vaziyeti izah etmeli. Çok merak ediyorum Cengir. Ne diyeceksin o mektupta? Hünkârımız ölüm döşeğinde. Taht seni bekliyor mu? Herkesi kendin bellemişsin. Nasıl sen ve ben buradaysak, Mustafa abimin de payitahtta olmaya hakkı var. Ben saltanat naibi olduğum için buradayım Bayezid. Sen seferden birlikte geldiğin için. Lakin Mustafa abim buraya gelirse bunun izahı olmaz. Başınıza buyruk işler yapmaya kalkmayın. Sen kendini hala naip mi sanıyorsun? Ben söyleyeceğimi söyledim Bayezid. Yarın öbür gün inşallah hünkârımız eski gücüne kavuştuğunda ve Mustafa abimi karşısında gördüğünde bunun hesabını kimse veremez. Sonra o kanın altına giden siz olursunuz. Şimdiden söyleyeyim. Evet Yusuf Efendi. Kepaze idmanını başarıyla tamamladın. Şimdi sırada o katma var. Yayı tutuyorsun kabzasından. Evet. Böyle. Okumuzu yerleştiriyoruz. Sıkı tut. Bu kol böyle dümdüz olsun. Şimdi gezliyorsun. Geriyorsun, geriyorsun. İyice hedefe doğrultuyorsun. Kirişi bırakıyorsun. Bırak. Vurdum. İyisin. Gayet iyisin. Yavuz. Yusuf, az ötedeki hedeflerle devam et. Nihayet gelebildin. Nerelerdeydin? Payitahttaki işim uzadı biraz. Bir misafirimiz var. Reis. Seninle sonra konuşacağız Atmaca. Evvela Şehzade Mustafa'yı görmem lazım. Gel. Paşam, Mihrimah Sultanımız geldiler. Sizinle görüşmek isterler. Alın içeri. Sultanım. Paşam. Validen bütün hekimleri tembihlemiş belli ki. Kimse bana doğru düzgün izahat vermiyor. Telaşa mal yok. Hünkârımız saatine kavuşacak inşallah. Lakin... Lakin ne? Lakin her ihtimale hazırlıklı olmamız icap eder. Hayır, bu mümkün değil. Bahsettiğin kişi benim babam. Cihan hükümdarı o. Ölüm Allah'ın emri sultanım. Mevki makam tanımaz. Bize sadece dua etmek düşer. Şimdi müsaadenizle. T-
takdir edersiniz ki hünkârımız devlet meseleleriyle alakadar olamadığı için sırtıma eskisinden daha ağır bir yük bindi. Hatunlar yeter. Çıkabilirsiniz. İyi olacaksın Süleyman. Dertlerine derman bulabilmek için bütün hekimler canla başla çalışıyor. Yüce Rabbim bu yataktan çıkmayı nasip edecek mi bana? Elbette nasip edecek. Elbette kalkacaksın. Benim, evlatlarının, bütün kullarının ve bu yüce devletin sana ihtiyacı var. Piri reisin ne işi var burada? Hangi akla hizmet gelir? Mühim şeyler söyleyeceklermiş Şehzadem. Dinlemenizde fayda var. Gelsin. Reisi iyi tanırım. Rahmetli babam da sık sık görüşürdü. Osmanlı'nın en büyük alimlerinden biri olduğunu söylerdi. Lafına güvenirdi. Ve sadakatinden şüphesi yoktu. Bunları ben de biliyorum. Fakat ne olursa olsun Nisa, hiç kimse hanedanımızın mutlak iktidarını gölgeleyemez. Buna razı gelmem. Gel. Şehzade Hazretleri. Sultanım. İnşallah bu habersiz ziyaretinin makul bir sebebi vardır reis. Yanımda gördüğün herkese itimadım tamdır. Anlat. Sebep ziyaretim hünkârımızın saatiyle alakalıdır. Maalesef şehzadem kendileri bir hastanın pençesine düşmüşler. Ne hastalığı? Hastalığın ne olduğunu bir sır gibi saklıyorlar. Ancak vaziyetin kötü olduğu aşikar. Tebriz'de askerin gözü önüne yığılmışlar. İstanbul'a da arabayla gittikleri söylendi. Son gördüğümüzde gayet iyilerdi. Birdenbire ne oldu böyle? Yoksa biri mi bulaştırdı hastalığı? Zannetmem. Zor bir seferdi. Şartlar malum. Hünkârımızın da yaşı ilerledi. Kaldıramadılar belli ki. Ne biliyorsan anlat. Neler olduğunu ancak siz payitahta gittiğinizde öğrenebilirsiniz. Bilhassa Şehzade Selim ve Beyazıt Hazretleri orada iken gitmeniz farz oldu. Ne demek bu? Allah muhafaza. Hünkârımız Hakk'ın rahmetine kavuşur ise sizin de orada olmanız icap eder. Aksi halde Rüstem Paşa oldu bittiye getirip kardeşlerinizden birini tahta çıkarabilir.
Hayırlı işler Ömer Efendi. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Pabuçlar kaça? 3 akçe Sümbül abi, o da sana. Ne ara zam yaptın be Adem? Daha düne kadar ağlıyordunuz elde avuçta yok diye. Asker döndü seferden abi, görmüyor musun? Çarşı kaynıyor. Yeniçeri parayla pulla döndü seferden. Sağ olsunlar, yüzümüzü güldürüyorlar. Sayelerinde bolluk bereket geldi çarşımıza, pazarımıza. Belli belli. Haydi hayırlı işler. Sağ ol, güle güle. Maşallah, ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Geldim ağam, geldim, geldim. İki kolum, 10 parmağım var, geldim. Yakup! Nerede kaldı bu kahveler? Geldim. Geldim. Vallahi dükkanı tıklım tıkış görünce yanlış yere geldim sandım. Işığı gören kelebekler gibi toplanmışlar maşallah. Bir de kimse içmez bu zifti diyordun, ben de bulur. Zaten içmiyorlar ki ağam. Tadını acı buluyorlar. İçine süt falan mı koysak acaba? Evet! Ne sütü? Mandıra mı burası? Nerede kaldın be kardeşim? Seni bekliyorum. Geldim ağam, geldim. Tamam. Bir de içmezler diyordun. Madem içmiyorlar, ne demeye gelmiş bunca Adem? Muhabbete gelmişler ağam. Sabah beri kahve bahane, muhabbet şahane deyip duruyorlar. Yahu bırak zevzekliği. Dediklerine göre saray çalkalanıyormuş ağam. Sultan Süleyman'ın vaziyeti iyi değilmiş. Bir ayağı çukurda diyorlar. Üss! Ağzından yel atsın. Bu ne biçim laf öyle? Uğursuz münasebetsiz mendebur. Bana ne bağırıyorsun ağam? Şuradaki yeniçeriler konuşurken işittim. Şu üçü var ya. Şu üçü onlar. Şehzademizin halini gören de kara haber verdim sanır. Bu onun iktidarı için bulunmaz bir fırsat. Hala anlamadım reis. Hünkârımızı onun kadar seven ve ona sadakatle bağlı başka biri yok bu cihanda. Amasya'nın havası sana yaramamış Atmaca. Hünkârımıza yapılacak suikastı şehzademizden saklamanı söyledim. Fakat sen her şeyi berbat ettin. Reis, beni tanırsın. Ben bu dünyada doğru bildiğim, inandığım ne varsa onu yaparım. Böyle bir şey şehzademizden saklayamazdım. Sakladığın ilk şey mi bu? Şehzademiz her şeye rağmen bana güvendi. Beni can yoldaşı kabul etti, itimat etti. Bundan gayrı kendinden gizliğim, saklım olmaz. O halde yollarımız ayrılıyor Atmaca. Bunu mu istersin? Bu yaptığımın bedeli neyse ödemeye hazırım. Senin vazifen Atmaca, şehzademiz Mustafa'yı korumak. Bunu ister bizimle yap, ister biz olmadan. Sümbül'ün gidişinin ardından elim ayağım olmuştum Fahriye. Şimdi hünkârımız hastayken, bu felaket günlerde sana öyle ihtiyacım var ki. Merak buyurmayın sultanım. Ben bu haldeyken de elimden geleni yaparım sizin için. Zorlama sakın kendini. Tamamen iyileşince vazifene dönersin. Gel. Sultanım, Şehzade Selim Hazretleri sizi görmek isterler. Gelsin. Validem. Hayrola aslanım. Kardeşlerim validem. Bayezid ve Cihangir Mustafa abime hünkârımızın vaziyetinden bahsetmek için anlaşılmaz bir arzuyla yanıp tutuşuyorlar. Onlara gerek kalmamıştır. Saraydaki kuşları çoktan uçurmuştur haberi. Orası öyle. Lakin mühim olan Mustafa abimin bu haber karşısında ne yapacağı. Bir karara vardınız mı şehzadem? İnşallah payitahta doğru yola çıkmaktır niyetiniz. Zira devlet-i âliye için en hayırlısı bu olacaktır. Hünkârımızı görmeyi ben de çok istiyorum. Saatini merak ediyorum zira. Ancak
Şimdi gidersem eğer, herkes tahta yürüdüğümü düşünür. Beni sevenler dahi yanlış işlere karışırlar. Belki de doğrusu budur. Bir şehzade tahtı düşünmeli. Hele ki hünkârımız hasta yatağındayken. Hünkârımız bu dünyadan göçüp gittiği vakit hakkım olan tahta çıkarım reis. Ve hiçbir güç buna mani olamaz. Öyle değil mi? Hiç şüpheniz olmasın şehzadem. Fakat bu kanlı bir savaşa mal olabilir. Reisle konuştum Yavuz. Bundan böyle yalnızca şehzademizin yolundayım. Nerede peki? Gönül koyduğu aşikar. Fakat şehzademizi canın pahasına koruyacağımı bildiği için ses etmedi. Şimdi seni bir tercihte bulunman lazım. Ya burada benle kalacaksın ya da reisle gideceksin. Biz bu yola birlikte çıktık Atmaca. Sen neredesen ben de oradayım. Hürrem Sultanımız derin bir keder içerisinde. Saatli düşünemiyor. Lakin bizim daha ihtiyatlı olmamız icap eder. Allah muhafaza, hünkârımızı kaybedebiliriz. İşte o vakit büyük bir yangının ortasında bulacağız kendimizi. Fakat endişelenmeyin. O yangını söndüreceğiz ve tahta siz çıkacaksınız. Mustafa abimle bir karar aldık Cihangir. Gün olur, iktidar ona nasip olursa asla taht kavgasına tutuşmayacağız. O cihana hükmederken ben de yanında olacağım. Mustafa abim varken olmaz. Mümkün değil. Evvela kendinizi ve bu yüce devleti düşünmeniz icap eder. Kimseye biat etmek zorunda değilsiniz. Peki Selim'e ne olacak? Şehzade Selim'in arkasında kimse yok. Allah nasip eder de tahta çıkarsanız kaderi iki dudağınızın arasında olacak. Neden bu kadar tedirginsin aklım almıyor. Bak işte validen yanında. Gönlünden geçen ismin Ayan Beyan sen olduğunu söylemiş. Tahta hiç bu kadar yaklaşmamıştın. Anlamıyorsun Nurbanu. Hem de hiç anlamıyorsun. İki senedir burada gördüklerim, işittiklerim çok şey öğretti bana. Saltanat naibi de olsam bir hayalet gibi dolaştım bunca vakit. Kimse görmedi, işitmedi beni. Herkesin gönlünden geçen taht namzeti Mustafa abim. Askerin, halkın, bütün duaları onun için. O değilse Bayezid var. Rüstem'le Mihrimah onun yanında. Vaziyet böyleyken validemin desteğine nasıl itimat edeyim? Hı? Nasıl bel bağlayayım? Mağlubiyete kabullenirsen zafer işte o zaman hayal olur. Hürrem Sultan'ın da desteğini küçümseme. Belki askeri yok, kılıcı yok. Lakin öyle bir kudrete ve zekaya sahip ki gölgesi bile kâfi. Düşmanlarını karanlığa gömme. Ya o karanlığa gömülen biz olursak? Güneş bizimle Selim. Mustafa abim burada olmadığı müddetçe sen öndesin. Ve taht sadece birkaç adım uzağında. Sultanım, vakit yaklaşıyor. Şehzademiz burada kalmakta ısrarcı. Gene de biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Tavsiyen nedir Yahya Bey? Turgut Reis'i ikaz etmeliyiz. Kendisi gelmese bile vaziyet almalı. Sen ne diyorsun Atmaca? Şehzademiz bu işin kan dökülmeden halledilmesini isteyecektir. Bunun için de Haliç'te kadırgaların yüzmesi şart. Saraya dönmüş yüzlerce top gücün kimde olduğunu gösterecektir. Haklısınız. Şehzademiz tahta çıkmak için payitahta yürüdüğünde deryada da üstünlük bizde olmalı.
Derhal Turgut Reis'e ve kardeşlerime bir mektup yazıp önlem almalarını isteyeceğim. Ya kaptanı Derya Mehmet Paşa yolumuza çıkmaya kalkarsa? Kardeşlerimi gördüğünde kaçacak delik arayacaktır. Biz istemezsek bir kayık bile yüzdüremez o. Maydevran Sultanımıza haber yolladınız mı? Ne vakit dönecekler? Bir süre daha Beyhan Sultan'da kalacaklar. Allah'ın izniyle payitahta valide sultan olarak dönecekler. Beni emretmişsiniz Paşa Hazretleri. Malumun olduğu üzere tehlikeli sularda yüzüyoruz Sokollu. Yarın nasıl bir güne uyanacağımız meçhul. Farkındayım paşam. Hünkârımızın rahatsızlığı hepimizi müteessir etti. Dirayetli durmamız icap eder. Seni de bu yüzden çağırdım. Donanmadaki bazı reisler başına buyruk hareket ediyorlar. Bilhassa Turgut Reis. Onu ve reislerini payitahttan uzak tutmalısın. Zinhar buraya gelmemeliler. Emredersiniz paşam. Gel. Sultanım. Sümbül. Gel otur. Beklemiyordum seni. Vallahi sultanım haklısınız lakin çarşıda hünkârımız için edilen lafları işitince duramadım yerimde. Bire bin katıyorlardır değil mi? Vallahi ne olduğunu bilmediğim için. Maalesef öyle Sümbül. Hünkârımız geldiğinden beri yatağında. Nikris bir yandan. Ateş bir yandan. Allah'ım sen hünkârımızı koru ya Rabbim. Amin. Ne kadar güçlü dursam, kendimi teskin etmeye çalışsam da zihnimin içinde bir ses en kötü ihtimali fısıldıyor bana. Ya ona bir şey olursa? Allah korusun. Sultanım tek ümidimiz hünkârımızın bir an evvel saadetine kavuşması. Lakin siz zihninizdeki o sesin söylediklerini kulağınızı tıkamayın. Tıkamayın ki geride kalanlara bir umut olsun. Benim dünyam olsun Bül. Ayım, güneşim, yıldızım o. Baharım, yazım, kışım o. Aldığım nefes, yediğim lokma, içtiğim su o. Allah biliyor ya kalbimi, ruhum, canımı. Acınızı anlıyorum sultanım fakat siz burada gözyaşı dökerken düşmanlarınızın ellerine ovuşturduklarını unutmayın. Belki çoktan tedbirlerini aldılar. Şehzade Mustafa'nın tahta geçmesi için hazırlıklarını yaptılar. Bu sizin ve şehzadelerimizin sonu demek. Ömrüm bu tehditle geçti Sümbül. Senelerdir düşünüyorum. Eğer o gün gelirse ne yaparım diye sual ediyorum kendime. Tek bir kurtuluşumuz vardı. O da Şehzade Mustafa'nın hünkârımızdan evvel ölmesi. Allah'tan ümit kesilmez sultanım. Siz kimleri mağlup ettiniz? Şehzadelerim için dik duracağım elbet. Kimseye boyun eğmeyeceğim. Lakin neticesi belli bu savaşın. Şehzade Mustafa çok güçlü. Şartlar böyle olduğu müddetçe elde şartlar değişmeli.
Gerçi güzelliğinizin yanında hiçbir kıymeti yok bu taşların. Sizin yüzünüz güneşi bile sönük bırakır. Sultanım. Gel Melek. Gel. Hünkârımızın saatiyle ilgili yeni bir havadis var mı? Maalesef yok sultanım. Hekimler ve Hürrem Sultan dışında hasudaya kimsenin girmesine müsaade etmiyorlar. Piyanım iyileşmesini istiyor. Diğer yanımsa yeni nizamın artık gelmesi gerektiğini biliyor. Validemi, Hatice'yi, Barkalı İbrahim Paşa'yı ve beni Hürrem yüzünden hünkârımız ateşe atmadı mı? Sultanım. Acı ve kederinizi görüyorum. Yas içindesiniz lakin toparlanmanız lazım. Siz buraya Şehzade Mustafa için gelmiştiniz. Hiç değilse bunu onun için yapmanız lazım. Sultanım. Nedir durumlar Rüstem Paşa? Şehzade Mustafa nerede? Ne yapıyor? Bu meseleyle alakalı konuşmak istemediğinizi zannediyordum. Bu ihtimali zihnimden dahi geçirmek istemiyorum. Doğru. Lakin hiçbir tedbir almayacağım manasına da gelmez. Şehzade Mustafa'dan ses seda yok. Ancak sarayından çıktığı an haber gönderilecek. Asıl tehlike Yeniçeri Ağası Ferhat. Esas onu durdurmamız icap eder. Sokulu da reislere hakim olacak. Âlâ. Şehzade asla payitahta gelmemeli. Zinhar buna müsaade etmemeliyiz. Onu buradan uzak tutmalıyız. Ve Emre Hak bu kovulursa tahta Selim çıkacak. Diliniz sürçtü herhalde. Bayezid diyecektiniz. Ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Bayezid maalesef hakikati görmüyor. Hatalarından bahsettiğimi sanma sakın. Mustafa'ya olan sadakatiyle hepimizin canını tehlikeye atıyor. Lakin bunun farkında bile değil. Düşmanıyla işbirliği içinde. Ben kendisiyle konuştum sultanım. Şehzademiz Bayezid durumun ciddiyetinin farkında. Biz ne dersek o şekilde hareket edecek. Ne vakitten beri benim dediklerime karşı gelir oldun Rüstem Paşa? Bağışlayın sultanım. Lakin siz vazgeçseniz de ben vazgeçmeyeceğim. Şehzade Bayezid'den. Vazgeçecek değilim. O benim evladım. Lakin Bayezid'in mizacını biliyorsun. Her daim en derin uçurumların kenarında. Kendi felaketine iki adım uzaklıkta. Dediğim gibi Mustafa'ya sadık. Selim ise eski Selim değil. Her şeyin farkında, tedbirli. Mustafa'nın nefesini ensemizde hissederken en doğru seçim o.
Evlat paramda. Şükürler olsun kendine geldin. Herkes çok üzgün. Sana dua ediyor. Görmek istiyorum. Görmek istiyorum. Lokman'a evlatlarımı çağırın. Hekim başını çağırın. Çabuk. Süleyman. Süleyman. Destur. Ocağımızın başı Ferhat Ağa. Hünkârımızın vaziyeti nedir ağam? Çarşıda pazarda hasta olduğu söylenir. Tevatürlere itibar etmeyin. Hünkârımız günden güne iyileşiyor. Hem hünkârımızın vaziyeti ağır olsa evvela ben işitirim. Ne malum saklamadıkları, belki de çoktan... Mümkünatı yok. Farz-ı mahal, dediğin gibi saklandı. Ve hileyle, oyunla Şehzade Selim'i yahut Şehzade Beyazıt'ı tahta geçirdiler. O vakit... Bundan mesul olanlar, kılıcımızdan nasibini alırlar. Bizi niye içeri almıyorlar? Validen bir süre burada beklememizi istemiş. Sanırım hünkârımızın durumu daha da ağırlaşmış. Mirama, hünkârımız nasıl? İyi değil. Bizi bile beklettiklerine göre. Şehzadem, Hürrem Sultanımız kimseyi... Paşam, Yeniçeri ağası Ferhat Ağa geldiler. Alın. Hayırdır Ferhat Ağa? Bu ziyaretini neye borçluyum? Yeniçeri huzursuz paşam. Hünkârımızın vaziyetini merak ediyoruz. Lakin bize bir izahat veren yok. Sarayla yakın münasebet halindesin. Senin bir malumatın vardır. Hünkârımız en kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Boşuna zahmet etmişsin buraya kadar. İlaveten, bu sualler, bu imalar çok tehlikeli olabilir. Hatta kelle bile götürebilir. Şükür.
sebebi bu ateşin ekinbaşı. Yok mu kurtuluş bu illetten? Elimizden geleni yapıyoruz şehzadem. Sefer vakti vücut hayli yorgun düştü. Toparlanması vakit alacaktır. Dua edelim de daha fazla kötüleşmesin. Ferhat Ağa huzurunuza çıkmaya cesaret edememiş belli ki. Bundan mütevellit başlardama geldi ve aba altından sopa gösterdi. Usulünce ikaz etseydin. İcab edeni yaptım paşam. Lakin halini hiç beğenmedim. Belli ki isyan düşmüş aklına. Malumun ilamı. Bir müddet sessiz kalmamız icap eder Sokullu. Başımızda bin tane bela varken yeniçerileri karşımıza alamayız. Hünkârımız kendine geldiğinde hadlerini bildireceklerdir. İnşallah paşam. Lakin herkesin kafasında aynı sual dolanır durur. Allah korusun. Ya hünkârımız o yataktan kalkamazsa? Şükürler olsun ki şehzadelerimiz burada. Devlette devamlılık esastır. Hak eden hak ettiğini alır. Hangi şehzademiz paşam? Şehzade Selim Hazretleri mi? Paşa Hazretleri, Hürrem Sultanımız has odada sizi beklerler. Mustafa abime haber vermek artık farz oldu. Haklısın. Onu daha fazla uzak tutamayız buradan. Olmaz. Bunu yapamazsınız. Hünkârımızın emri olmadan, o müsaade etmeden mümkün değil. Hünkârımız Mustafa abimin adını sayıklarken sen ne müsaadesinden bahsediyorsun Selim? Bundan hala emir mi olur? Bayezid sakin ol. Hünkârımız kendinde bile değildi Bayezid. Bu zinhar kabul edilemez. Nedir bu telaşın? Mustafa abim tahta çıkar diye mi korkuyorsun yoksa? Kendine gel Cihangir. Selim. İkiniz de haddinizi bilin. Ben sizin abinizim. Ve hünkârımız ayağa kalkana kadar saltanat naibiyim. Benden nefret ediyor olabilirsiniz. Lakin hürmet etmek zorundasınız. Sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Gel benimle. Şehzade Mustafa'ya haber ver. Bağışlayın sultanım. Anlamadım. Ne maksatla haber vereyim? Payitahta gelmesi için icap eden mektubu yolla. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Hünkârımızın arzusu bu. Onun adını sayıklıyor. Buna mani olamam. Bu tahtı Şehzade Mustafa'ya altın tepside sunmak olur. Tek bir yanlış karar, tek bir gaflet istikbalimizi karartabilir. İktidar, taht kıymetli. Lakin benim için
hünkârımızın isteği her şeyden daha mühim. Hele ki alay sirkesi. Bu son isteği olacaksa. Şehzade Mustafa'yı payitahta çağır. Gel. Sultanım. Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Sultanım. Neden geldin Rüstem? Kızımın yanındaydım. Son hadiselerden mütevellit hasret kaldım. Beni görmeye neden geldin onu soruyorum. Beni de özlemedin herhalde. Bilmeni icap eden bazı hususlar var. Yoksa babam? Hayır. Hünkârımızın durumunda bir değişiklik yok. Söyleyeceklerim Hürrem Sultan'la alakalı. Anlaşılan o ki Şehzade Bayezid'den vazgeçmiş. Gönlündeki yeni taht namzeti Şehzade Selim. Ağızlarından işitmeseydim asla inanmazdım. Bu da yetmezmiş gibi Şehzade Mustafa'nın da payitahta gelmesini emrettiler. Anlayacağınız sultanım, Hürrem Sultanımız artık saatli düşünemiyor. Selim olmaz. Validemle konuşmam lazım. Bu fikrinden dönmeli. Bu işe yaramaz. Zinhar fikrini değiştirmez. Yalnız kaldın Mihrim'a. Yalnız kaldım öyle mi? Daha düne kadar Bayezid'in tahta geçmesi için varını yoğunu ortaya koyan sen değil miydin? Şimdi taraf mı değiştirdin? Bu sana bağlı Mihrim ağa. Eğer Hürrem Sultan'a karşı hareket edeceksem bunu tek başıma yapmam mümkün değil. Birlikte olmalıyız. Tıpkı eskisi gibi. Bu bir tehdit mi? Anlaşma diyelim. Teklifim bu. Ya... Evliliğimiz devam eder. Ya da yollarımız tamamen ayrılır. İnceldi yerden kopsun. Umurumda değil. Selim'in tarafına geçeceksin öyle mi? Öyleyken beni boşamak isteyen bir sultan için.
istikbalimi feda edeyim. Eğer Bayezid'in arkasında durursan, onu eskisi gibi kollarsan, istediğini alacaksın. Hünkârımızın saatiyle mi ilgili şehzadem? Payitahttan çağırıyorlar. Hünkârımız beni görmek istemişler. Şehzadem, bu bir tuzak olmasın? Yahya Bey'in hakkı var. Rüstem Paşa'nın bu daveti tuhaf. Hünkârımızın saati söylendiği gibi kötüyse... sizi payitahtta zinhar istemezler. Ne olursa olsun, eğer hünkârımız beni çağırdıysa gitmem icap eder. Hem zaten sizin istediğiniz de bu değil miydi? Hazırlıklarınızı yapın. Vakit kaybetmeden yola koyulacağız. Ağam, Pir Reis geldiler. Sizinle görüşmek isterler. Gelsin. Sizi burada görmek... ne büyük şeref Piri Reis. Sözü uzatmayacağım Ferhat Ağa. Şehzademiz için beklediğimiz o günler yaklaşıyor. Yeniçeri'nin desteği herkese malumu. Turgut Reis gemilerini Haliç'e çekiyor. Dört bir koldan kuşatacağız gafilleri. Şehzademiz tahta çıkarken yanında olmalıyız. İnşallah ağam. O günü dört gözle bekliyoruz. Yakındır Ferhat Ağa. Epey yakın. Saraydakilerden işittiğime göre Şehzade Mustafa'ya payitahta gelmesi için haber gitmiş. Şehzademiz yakında başımızda olacak. Thank you.
Şehzade Mustafa'nın dostları olup bitene kayıtsız kalmayacaktı elbet. Merheminizi hazırlayıp geleceğim hünkârım. Gel. Hünkârım, sultanım. Bu haberi vermekten icap duyuyorum fakat bilmeniz icap ediyor. Söyle. Turgut Reis, Kaptanı Derya Mehmet Paşa'nın emirlerini hiçe sayıp 80 parça kadırga ile Sarayburnu önlerine demir atmışlar. Hünkârımıza geldiğimizi haber edin. Emredersiniz paşam. Seni ikaz etmiştim Sokollu. Reisleri payitahttan uzak tut diye. Ben elimden geleni yaptım paşam. Lakin Turgut Reis'in donanma üzerindeki tesiri malumunuz. Ben vazifeme başlamadan evvel de böyleydi bu. Kabahati bende aramayın. Paşam, hünkârımız sizi huzuruna beklerler. Gel. Hünkârım. Size itimat etmek ilahda mı ettim? Nedir bütün bu olanlar? Mehmet Paşa. Donanmayı zapt etti, seni kapıdan öderye tayin ettim. Sarayburnu'ndaki kadırgaları izah edebilecek misin? Turgut Reis emrime rağmen geldi hünkârım. Kendisini çağırdım. Hesabını soracağım elbet. Lakin başına buyruk hallerine devam edecektir. Hünkârım, sizi telaşlandırmak istemem. Lakin Yeniçeri'nin de hali ve tavrı ziyadesiyle yakışıksız. Malumunuz sizin yokluğunuzda taşkınca davranmaya meyilleri var. Yeniçeri ağası Ferhat Ağa'yı defaatle ikaz ettim. Lakin müsbet bir netice alamadım. Ne demek bu? Maksatları nedir? Hünkârım, dedikodular dört bir yanda aldı yürüdü. Asker de ahali de ağır hasta olduğunuzu konuşup durur. Elan, küffar casusları bütün cihana bu haberleri taşımakta. Söylemeye dilim varmıyor. Lakin böyle giderse her an bir isyan çıkabilir. Ben canımın derdindeyken onlar beni mezara koymaya mı çalışıyor? Ben
Rüstem Paşa. Rahmetli Şehzade Mehmet için yapılmasını emrettiğim caminin inşası bitti, öyle değil mi? Bitti hünkârım. Âlâ. O halde davullar da duyurulsun. Cuma selamlığında namazımı orada kılacağım. Hünkârım nasıl olur? Hekimler... Kararım kat'idir paşa. Her kim benim bu dünyadan göçüp gittiğime hükmediyorsa... gelsin hakikati gözleriyle görsün. Emr-i Ferman yüce padişahımızındır. Cihan Padişahımız Sultan Süleyman Han Hazretleri önümüzdeki cuma günü rahmetli Şehzade Mehmet için inşa edilen camide ilk namazı eda edeceklerdir. Şükürler olsun ya Rabbim. Hünkârımız iyileşmişler, sıhhatine kavuşmuşlar, çok şükür. Turgut Reis. Mehmet Paşam. Sana verdiğim emre itaat etmeyip payitahta gelerek haddini ziyadesiyle aştın reis. Makul bir izahın olsa iyi olur. Dedikodular benim kulağıma da geldi paşam. Hem vaziyeti öğrenmek hem de İhtiyaç halinde hünkârımızı korumak için geldim. Hünkârımız önümüzdeki cuma rahmetli şehzademizin camiinde namaz kılacak. Dua et de o gün bu söylediklerine inansın. Çok şükür hünkârım. Son tatbik ettiğimiz merhemler işe yarıyor. İnşallah yakında sıhhatinize kavuşacaksınız. İnşallah. Hünkârımızın cuma selamlığına çıkması hususunda ne dersin? Sakıncalı bir vaziyet oluşturur mu? Kararım duyuruldu Hürrem. Aslanımın camide cuma namazımı kılacağım. Allah izin verirse. Hünkârımız kendine gelmiş. Aranızdaki şu husumete şimdilik bir son verin. Böyle yaparak hünkârımızı yalnızca kahır deryasına sürüklersiniz. Gözümüz aydın abi. Hünkârımız sizleri huzuruna beklerler. Hünkârımız camideyken
Kur'an okunacak Fahriye. Kurbanlar kesilecek, aşlar dağıtılacak. Bunlarla bizzat alakadar olmanı istiyorum. Emredersiniz sultanım. İnşallah rahmetli Şehzade Mehmet'in hatırası ilelebet yaşar. Ve o caminin kubbesinin altında okunan fatihalar cennete, evladınıza ulaşır. Amin. Ağrınız var mı hünkârım? Arada sızlıyor. Maalesef vaziyet hiç iyi değil hünkârım. Yaralınız hayli kötüleşmiş. Bu halde cuma selamına gitmeniz mümkün değil. Sana ağrısını kesecek bir şey var kâfi. Yakup, Allah razı olsun. Haydi hayrını gör, hayrını gör. Yahu önümü kesiyorsun be Adem. Ya saburu ya Rahim. Sanıyorsun. Şehzade Mustafa da yolda. Hünkârımız iyileştiğine göre bunların bir manası kalmadı. Esas şimdi manası var şehzadem. Herkes cezasını çekmeli. Donanmaya sahip olmalıydım paşa. Bu hiç iyi olmadı. Turgut Reis devlet adabını bilmez. Zapt etmek güç. Lakin böylesi daha hayırlı şehzadem. Hünkârımız cezasız bırakmaz.
Şehzadelerim, Paşa Hazretleri, Lokman'a haber yolladı. Hünkârımız namaza teşrif etmeyeceklermiş. Sultan Süleyman Han Hazretleri namazını saraydaki mescitte kılacaktır. Bu camideki ilk namaz başka bir vakte ertelenmiştir. Ne icap ediyorsa yaptık paşam. Gerisi yüce Rabbimize kalmış. İnşallah hünkârımız bize bağışlar. Ömrümde kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Beni kör kuyulara attıklarında da hissetmemiştim. Kötü günler. Geçecek inşallah. Gel. Sultanım, Sümbül Ağa geldiler. Gelsin. Sultanım. Sultanım, tüm şehir çalkalanıyor. Hünkârımız ilan edildiği üzere camiye gelmeyince... vallahi dedikodunun bini bir para. Kıyamet koptu kopacak. Buralara kadar neden geldin Ferhat Ağa? Hünkârımızın vefat ettiği konuşulur paşam. Hakikat neyse söyleyin bilelim. Dedikodulara kulak asacağına bu lafları edenleri zindana atsaydın. Yeniçeri ağası olarak bunu sual etmek, bilmek elbet hakkım. Yoksa askeri nasıl zapt ederim? Zapt edeceksin Ferhat Ağa. Aksi halde ilk senin kellen gider. Çok şükürler olsun ki Sultan Süleyman Han Hazretleri sağ ve başımızda. Eğer dediğiniz gibiyse... hünkârımızı bize bağışladığı için yüce Allah'a şükrederiz. Lakin yok. Emri hak vuku bulduysa ve bu bizden saklanıyorsa Yeniçeri'nin önünü kimse alamaz. Hazretleri, bu size geldi. Hayırdır paşam? Kötü bir haber mi? Aksine, müjdeli bir haber. Malum şahsın yolu kesilmiş. Zehirli ok tam göğsüne isabet etmiş. Şehzademiz Mustafa payitahta yaklaşmış. Âlâ. Saraydan haber var mı peki? Henüz yok reis. Hünkârımız ölüm döşeğinde. Orası muhakkak. Derhal Ferhat Ağa'ya haber yolla. Yeniçeri işitsin. Şehzademiz, Mustafa Sultanımız sarayına geliyor.
Emredersiniz. Ferhat Ağa alenen tehdit ediyor. Hünkârımızın saatini gözleriyle görmeden askeri zapt edemez, önlerinde duramazmış. Senelerdir bu anı bekliyorlar ne de olsa. Elbette bu fırsatı kaçırmak istemezler. Bir şeyler yapmalıyız sultanım. Ne var aklında? Yeniçerilerle konuşmak icap eder. Onlara sağlam durduğumuzu ispat etmeliyiz. Şehzademiz Selim Hazretleri'nin taht naipliği fiilen devam etmekte. Böyle bir günde hünkârımızın naibi olarak Yeniçeri Ocağı'na gidip gözdağı vermeli. Evladımı kendi ellerimle ölüme mi yollayayım? Selim oraya giderse dönemez. Olmaz. Zinhar olmaz. Zinhar. Şehzadem. Neler oluyor paşa? Kapıya mı dayandılar yoksa? Biraz daha sessiz kalırsak olacağı o. Kandar'ın topuzu kaçtı. Yeniçeri'ye had bildirmek icap eder. Tavsiyen nedir paşa? Saltanat naibi olarak Yeniçeri Ocağı'na gidip karşılarına çıkmalı ve hünkârımızın sağ salim başımızda olduğunu söylemelisiniz. Ya taşkınlık yapmaya kalkarlarsa? Ya vaziyeti fırsat bilip beni ortadan kaldırmaya niyet ederlerse? Hünkârımızın vaziyetinden emin olmadan kimse buna cesaret edemez. Karşılarında sizi görünce korkup sineceklerdir. Sen gelecek misin? Emin olun en son görmek istedikleri kişi benim. Lakin kapılan eder ya Mehmet Paşa sizinle gelecek. Şehzadem, bu bir fırsat. Ancak bu cesur tavrınız sayesinde size saygı duyacaklardır. Ve neden saltanat naibi tayin edildiğinizi idrak edeceklerdir. Şehzade Murat dün gece çok rahat uyudu sultan. Artık uykuları düzene girdi. Âlâ. Gazanfer'e söyle hazırlık yapsın. Saray dışına çıkıyorum. Emredersiniz şehzadem. Şehzadem. Yeniçeri Ocağı'na gidiyorum Nurbanu. Hünkârımızın sağ olduğunu benim ağzımdan duymazlarsa isyan çıkabilir. Hayır Selim sakın yapma bunu. Böyle vakitte olacak iş mi bu? Canına kastedebilirler. Önümde zaten iki yol var Nurbanu. Ya tahta çıkacağım ya da canımdan olacağım. Bu er ya da geç böyle. Bu bir yüzleşme ve ben bunu yapmak zorundayım. Hayır Selim, yalvarırım gitme. Ne olur. Mecburum Nurbanu. Başka yolu yok. Sultanımızı görmem lazım. Hem de hemen. Kaybedecek vakit yok. Her şey için çok geç olabilir. Olmaz sultanım. Kimseyi alamam içeri. Lokman Ağa ne olur. Geçit vermezsen Şehzade Selim'i kaybedebiliriz. Şehzade Selim'in Yeniçeri Ocağı'ndan dönüp dönmeyeceği muallak.
yer alacağı aşikar. Doğru dersiniz paşam. Şehzade Mustafa'nın da yolu kesildiğine göre şehzademiz Bayazıt rakipsiz kalacak. Destur Şehzade Mustafa Hazretleri. Söyleyeceksen bir an önce söyle Nurbağan. Şehzadem Selim, Yeniçeri Ocağı'na gitti. Ne olur bir şey yapın, ne olur. Hünkârımız şükürler olsun ki sağ. Allah'ın inayetiyle iyileşecek. Kimse ortalığı velveleye vermesin. Bu gidişat iyi değil Ferhat Ağa. Böyle giderse çok kişinin kellesi gider. Canlar yanar. Can dediğiniz tek bir nefes şehzadem. O nefes hünkârımızda olduğu müddetçe zinhar ona baş kaldırmaz, ihanet etmeyiz. Canımız yoluna feda olsun. Ancak bugün değilse yarın taht el değiştirir. Ve tahtın yeni sahibi elbette onu en çok hak eden şehzade olmalıdır. Haddini bil Ferhat Ağa. Çadırda mı yaşarsın sen? Biz yedi iklim, üç kıtaya hükmeden hanedan-ı Âl-i Osman'ız. Ne vakittir tahta kimin çıkacağına Yeniçeri karar verir oldu.
bahsediyorsunuz? Selim. Ateşe yürüyor. Yeniçeri Ocağı'na gitmiş. Onların öfkesi evladımı yakıp kül eder. Lakin senin sözünü dinlerler. Onu oradan kurtar. Bilirim. Bunu benim için yapmaz. Lakin baban için yap. Kardeşin için. Hocamıza gelip bizimle bu şekilde konuşamazsınız şehzadem. Konuşursanız elbet hesabını verirsiniz. Sen kendin için sanıyorsun ha? Karşında şehzade var senin!